Tüm cevizci dostlarımıza selamlar. Bugün Pınar başındayız. Gökhan Gökşen hocamın dağındayız. İşte adi, piç dediğimiz cevizlere Chetler, Maraş 18 aşı yapacağız. Geçen hafta yani 5-6 gün önce kestik. Yani sıfırdan anlatıyoruz bugün. Baştan sona aşıda ne yapılır, sonuna kadar poşetleme falan filan toprak doldurma hepsini anlatacağız. Kestik. Aşağıdan 3 tane çapraz. 1, 2, 3 çapraz. Bak üst üste gelmeyecek şekilde. Atmıştık. Bak ağlamış. Ağlama suyu gözüküyor. Hemen yan taraftan çapraz. Bir de şuradan bak 3 çapraz şekilde 3 tane ağlama kanalı açıyoruz. Bu da püf noktalardan bir tanesi. Şimdi ne yapacağız? Direkt buraya aşı yapmıyoruz. Ölmüş 5-6 gündür. Uygun bir yerden keseceğiz. Baktık şöyle en güzel yer şuradaki budak gibi yerin altı. Şuradan kesiyoruz hemen. Baştan sona full video olacak bu. Evet. Kestik. Şimdi hemen hızlı bir şekilde videoyu da çok biraz uzun olacak ama mecbur böyle olacak. Hemen perdahlama dediğimiz şu ölü dokuyu temizliyoruz. Çünkü buradan çürüme yapıyor direkt. O yüzden bu dokuyu tamamen yani aşı yapmadığımız yerleri de temizleyeceğiz şu şekilde. Tertemiz oldu. Şimdi yine aşı kalemlerimiz. İkisini hazırladım ama bir bunu da göstereceğiz. Aşı kalemleri çok iştahlı, güzel. O yüzden testereyle yani işte geldik en son göz burası diyelim. Tam tersi istikamette testereyle yarısına kadar açtık. Bunu niye açıyoruz? Kolaylık olsun diye. Açtık. Ve yontmaya başlayacağız. Evet. Burada bir noktamız daha var. Onu da söyleyeceğim. Sonra şu arka tarafa düzenleme yapıyoruz. Şöyle sıfırlama. Evet. Ve ufak dokunuşlar bundan sonra. Hemen hemen şekillendi gibi ama hala kalınlık var. Dolayısıyla küçük dokunuşlar. Uç tarafı biraz daha ince gibi olacak. Hani devamlı aşağı gittiği için iskarpela dönem değil bu ama kabuk altında önemli. Bunu muhtemelen kabuk altı yapacağımız için ucunu iyice incelttik. Tersten bir de yön veriyoruz. Bu şekilde yönümüzü de verdik. Şurada hafif kabarıklık var. Evet. Şekillendi. Şu kılçıkları alıyoruz tabi. Şöyle bak kılçıklar olduğu zaman direkt alacağız. Çıkıntılar, kılçıklar. Bu tamam. Şimdi şurada yine aynı. Canlı olacak. Uğraşırken burası bazen göründüğü gibi kir falan toz toprak neyse bulaşıyor elimizden. Tekrar sıfırladık. Canlı bir şekilde gözüküyor. Hatta bir de püf nokta esneme payı olacak. Esniyorsa hemen hemen bu aşı tamamdır. Hatta bu yamuklukları esnemeyle ne yapıyoruz? Düzelttik. Şu an hemen hemen düzeldi. Az bir şey daha bunu kabuk altı yapacağımız için biraz daha inceltebiliriz. Şu şekilde. Evet şimdi hemen bunu yanaşık yapacağız. Kabuk altı yanaşık olandan. Boyunu ölçelim. Boyuna kadar indirdik çizgiyi.
çizgiyi boyuna kadar indirdik. Burada yine bir püf nokta. Birincisi şu kısmı şuraya uygun düz yapacağız. Yani şura nasıl dik açıyla bakın aşağı doğru dik. Burada o şekilde olacak. Şurayı şu şekilde. Evet. Yine burada diğer bir olay. Çizdikten sonra şunu mutlaka el alışkanlığınız olsun. Hafiften bir ne yapıyoruz? Yüzey, sel, peridermis olan ölü dokuyu alıyoruz. Bu dışarıdaki ölü doku. Bakın ne kadar canlı bu. Çok güzel bir iştahlı bir ağaç. Sola yanaşık bana göre şöyle. Buraya yanaşık yapacağız. Buraya dokunmuyoruz. Şurayı en içteki kambiyum doku. Artık bu ifadeleri aşı yapanlar bilecek. Kambiyum, peridermis, mitoz bölünme falan filan. Burayı yön veriyoruz şu şekilde. Altında şey kalmayacak ama. Şurası hocam bak şurayı iyi göster. Şurası var ya şu. Altta kambiyum kalıntıları falan hiçbir şey kalmayacak. Yoksa altını alıyor. Yani şurasına aldığı zaman bitti. Çürütmeye başlıyor oradan. Çürüyor. Evet. Yönümüzü verdik. Şimdi sola dayalı olduğu için buradaki diğer mevzu. Sadece şu sol tarafı yine peridermisi ölü dokuyu alacağız. Kaynaşma buralardan olacak. Yani yarısına kadar aldık. Diğer taraftan da hafif bir kılçık aldık. Şöyle. Şuradan da hafiften bir iki alabiliriz. Olur yani. Mitoz bölünmeler, kaynaşmalar, kallus. Evet, şimdi şurayı tam düz yapmamız lazım ki sola dayadığımız yer, yani harita gibi olmayacak burası. Hemen hemen düzgün oldu. Evet, olay bu. Şimdi şu ucunu hafif daha inceltebiliriz. Çünkü aşağı doğru gideceği için çok da fazla şey yapmasın. Heh, evet. Bir de ne yapıyoruz? Hafif tükürük enzim deposu çünkü. Şimdi şurayı yaptıktan sonra şu kalem mutlaka tutuyoruz gözlere zarar vermeden ve şöyle takip ediyoruz. Açı veriyoruz veya bak şu şekilde. Tam kenara gelecek şekilde sıfır. Nasıl Gökhan hocam? Sıfır gidiyor değil mi bak? Evet. Sıfır. Gitti. Bitti. Ama bitmedi tabi burada. Burada şimdi bir olay daha var. Önemli bir mevzu. Şöyle hemen çivisini önce bir yüzeysel tutturalım. Sonra bakıyoruz şurada hafif bir 1 milim gibi bir açıklık kaldı. Hafiften geriye eğiyoruz kalemi. Küt. Nasıl Gökhan hocam? Sıfırladı gibi değil mi? Az bir şey. Ha, şimdi sıfır gibi. Evet. Şu olay. Burası önemli. Sıfırladık. Çünkü oraya dayadığımız için oradan kaynaşacak. Ve şu an sıfırladık. Bu ses zaten tok 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 ses. Sıfırladığımızı gösteriyor. Hemen bu şekilde tutarak kaybetmeden o şeyi çaktık çivimizi. Ondan sonra zaten bir de şu hemen hocam şuraya bakalım. Şurada bir açıklık var. Yani bunlar gözden kaçırıyor bazıları. Çivi vurmuyorlar buraya. Hemen buraya da bir çivi atıyoruz ki yani işi riski en aza indiriyoruz. Hemen hemen bu da sıfırladı, kapattı. Bu çivi de burayı kapattı. Bir de şu karşılığına atıyoruz. Şurasının açılmaması için. Bir de buraya atıyoruz. Bir de bu uzun olduğu için şu aşağı doğru iki tane daha atalım. Evet. Yani riski en aza indireceğiz. Bir de şu uç noktadan. Evet. Bir taraf yanaşık aşı bu. Şimdi hemen bir tane de ıskarpıla göstereceğiz. Ortalaşıyı zaten herkes biliyor, yapıyor. Onda sıkıntı yok. Bakın şu kalemin
Yani orijinalliğine bakalım. Tamam, iskarpalı olacak kalem. Yani genelde kalın olanlar iskarpalı yapıyoruz. İskarpalı da hemen şu yanları düz bir şekilde şu kılçık dediğimiz kısmı alıyoruz. Bak kılçık. Kılçık gözüküyor zaten. Hemen kılçığı aldık. Düzgün bir şekilde iki tarafa dayalı yapacağız çünkü. Kılçıkları aldık. Şuraya az bir şey yön verebiliriz. İnceltin şurayı. Yani giderken rahatsız şey vermesin aşağı doğru. Evet, hemen hemen bu da tamam. Şurada bir fazlalık var gibi. Evet. Bu da tamam. Bunu da şurası daha mı güzel? Evet. Şuraya yapalım. Önce hemen üst tarafı yine düzeltiyoruz. Bunda el alışkanlığı olacak. Arkadaşlar bakın. Şu hemen bunda el alışkanlığı olacak. Bu bir. Bir de şu hani yara doku alma el alışkanlığı olacak. Bak bunlar önemli. Evet. Evet. Burası da tamam gibi. Hatta biraz daha bu çok kuvvetli bir kalem. Şimdi hocam buradan hemen gösterelim. Önce bir çizdiğimizi aldık. Ya burası biraz şeye geldi. Neyse orası kalsın. Şu tarafa yapalım bunu hocam. Oraya şuraya bir tane ortalaşı şey yaparız. Hemen şurayı alalım. Budak olmayacak arkadaşlar. Budak olan yerde direkt ne sıkıntı teşkil ediyor. Aslında orası güzel bir örnek oldu. Bakın. Orada ben bırakacaksınız. Evet. Oraya yine yanaş kaşı yapacağız şu şekilde. Kalsın şimdilik. Onu zaten gösterdik. İkinci defaya gerek yok. Şimdi kalemimiz güzel. Evet. Olay bu işte. Çok güzel. Şimdi şuradan bir çizgimizi aldık. Ölçüyoruz. Biraz daha aşağı gidecek. Tamam. Birinci taraf tamam. Koyduk. İskarpela iki taraflı yapacağımız için bunu. Hemen şuradan da bir hemen aldık yönümüzü. Kalınlığımızı. Dik bir şekilde indik. Hemen hızlı bir şekilde kabuğu açıyoruz ve bakın çok güzel. Yani pürüzsüz bir şekilde çıktı. Şurayı şöyle keselim şuradan. Bunu kestik. Yine de yani pürüzsüz de çıksa şuradan ortadan hafiften düzlememiz gerekiyor ki tam birebir otursun düz bir şekilde, yoksa kavisli kalıyor. Evet. Şu şekilde tek kalem yukarı alıp yani buradaki kalıntı her zaman sıkıntı. Şu kenarlardan alırken de çapraz 45 derece açıyla şöyle kenardan yukarı doğru kaydırdık mı bakın hepsini alır. Bak sağ taraftan 45 derece bu şekilde. Evet. Güzel. Şunu da alıp pislikleri aldık. Şimdi yine bir bakalım. Koyduk. Birazcık geniş geldi. Hemen bak bu sıkıntı yok. Yani geniş olması hiç önemli değil. Ne yapacağız? Bilerek zaten 1-2 milim dar yaptım ben onu. Kılçık dokudan biraz daha alacağız. Hiçbir sıkıntı yok bu şekilde. Ama diğer türlü sıkıntı. Bol olduğu zaman. Evet. Hafiften de şuradan. İncelttik. Evet. Bir daha bakalım. Hemen hemen oldu. Bak evet gidiyor. Yani gidecek. Şuraya hafif daha aldım. Ne yön verelim. Şuradan da. Ha, şimdi iskarpaladaki olay şu. Arkadaşlar. İki taraftan peridermis alıyoruz. Şu şekilde. Aldık. Çünkü buralardan kaynama yapacağı için kalus oluşacağı için şöyle temizleyelim. Evet. Kılçık pislik dokuları bırakmıyoruz.
Şimdi güzel. Şimdi Çekici ve çiviler alalım. yine tutarak iki taraflı şöyle yani şu gerçekten güzel oldu görsel. Şuna bir daha yalnız el atacağız. Şimdi şöyle az bir şey büküp şu sesi, şu tok tok sesi duymamız gerekiyor. Hatta bunu baştan bir daha yapalım. Çünkü çiviyi alırken bilim kaçırmış olabiliriz. Bir daha yapalım. Hem görsel olsun. Elimizle şunu destekleyerek. Evet. Şurada hafif bir arkadaşlar bakın gerçekten güzel oldu bu aslında. Şuradan az bir şey daha 1-2 milim aldığımız zaman birebir sıfırlayacak. Evet, şimdi daha iyi oldu. Zaten bu eğitim amaçlı video olduğu için sıkıntı yok. Evet, şu kılçığı da alalım. Çok güzel. Evet. Şimdi devam edelim. Bir daha baştan. Yine şöyle tutarak, iki taraflı tutarak devam edeceğiz. Evet. Aşağıdan da yine kapatıyoruz. Evet. Tekrar şöyle son bir rötuş yapacağız buna. Şu şekilde. Bu sesi duymamız gerekiyor. Ve çivi çaktık. Şu an sıfırladı burası. Çok sağlam olduğu için bu şey kalem. Buna 2-3 tane, 3 tane bu çivi atacağız. Bir de aşağıdan atacağız. Son bir yerden. Uç tarafa doğru şöyle. Evet. Normalde 3 tane çiviyle bırakıyorlar. Yine biz ne yapıyoruz şuradan? Karşılıklı açılma ihtimaline karşı. İki tarafa da tekrar çivi çakıyoruz ve işi yani riski en az indireceğiz. Olay bu. Evet. Şuradan bir tane daha atalım. Bu kalem çok şey çünkü. Evet. Olay budur. Iskarpalaşı bu. Şunu da yine muhtemelen ortalı yapacağız. Yanaşık aşı, iskarpalı aşı. İkisi cevizde genel itibariyle iyi sonuç veren aşılar. Ortalı yani hocam şurayı gösterelim. Ortalı iki taraflı sağlı sollu ortaya yaptığımız aşılardan ziyade bir tarafı yanaşık ve ıskarpalı cevizde en güzel aşı. Ortalda şu şekilde hemen hızlı bir şekilde madem başlamışken üçünü de göstermiş olalım. Yine aldık, iki taraflı aldık. Ortada ince bir perdelerimiz kalsın. O sıkıntı değil. Yine bunu biraz daha inceltebilirsiniz arkadaşlar. İki taraflı gireceği için bu içeri. Pislikleri alıyoruz. Şöyle. Kılçıkları falan alıyoruz. Bunlara dikkat edin. Yine şuradan açabiliriz. Evet. Yine şu alışkanlık olacak. Şu yani ne demiştik? Şöyle perdelerimizi alıyoruz. Bu alışkanlığımız olacak. Şurayı da biraz daha yapalım da yine de. Evet. İki tarafını ne yapıyoruz bunun bu defa? İki taraftan yön veriyoruz. Yine kambiyum dokuya dikkat edin. Altında kalmayacak. En alttaki kambiyum olan ince zar dediğimiz kısım şu gözüküyor zaten bakın şu şekilde. Bu kalmayacak. Evet. Bunu da hemen ortalı yani şu yaptığımız ortada bıraktığımız kısım tam ortaya denk gelecek şekilde
Bunu tornavida ile desteklememiz gerekecek. Önce şuradan bir alalım. Heh, güzel. Bir de şuradan. Evet. Yani altında kalmasın diye uğraşıyorum. Evet. Şimdi ortaya denk gelecek şekilde burası. Çakmaya devam ediyoruz. Çaktık. Yine çivilemeden önce buradaki önemli olan neydi? Çiviyi tutturalım tekrar. Bir tarafından tutturalım. Geri falan yer önemli değil. Geriye büküyoruz hafiften. Bakın 2-3 milim daha gitti. Hatta daha da şu an sıfırladı gibi. Yani şu sesi duymamız gerekiyor. Olay bu. Ve hemen çakalım. Karşı taraftan da hemen karşılığını vereceğiz. Esas zaten buradan vermemiz gerekiyor. Yine tutuyoruz. Aynı şekilde. Yani sıfırlıyoruz. Evet. Bu da tamam. Yine şu yanlardaki boşlukları kapatıyoruz. Evet. Boşlukları kapatıyoruz. Diğer tarafta boşluk var. Kapandı. Yine şuradan bir yerden bir tane daha atıyoruz. Aşağılardan hani olur ya diye. Ve 3 tane aşımız bitti. Hemen iftar da yaklaşmışken hızlanalım. Gökhan hocam. Streci sarıyoruz. Şu şekilde. Tam şu kenarları da kapsayacak şekilde. Şu şekilde. Sardık. Bu birinci soğuktan koruma şeyi aslında. Hem havayı kesiyor hem soğuktan koruma. Ondan sonra poşetimizi saracağız. Evet. Şimdi poşet, çiçek poşetleri klasik. Poşetimizi geçiriyoruz. Buradaki diğer püf nokta arkadaşlar. Şu aşı kaleminin ucu nerede bitiyor bakın. Şurada bitiyor değil mi? Şurada. Bittiği yerin altından bağlamamız gerekiyor. Yani tutup şuradan değil. Şöyle bağladık. Gördünüz değil mi hatayı? Hiçbir mantığı kalmıyor bunun bu şekilde olduğu zaman. Tam orayı şuradan yani kalemlerin uç tarafının bittiği yerden sarmaya başlayacağız ve bağlayacağız. Şöyle. Bir de arkadaşlar burada ip kullanmayın. Bu şekilde aşı bandı ya da şerit. Niye bunları kullanalım? Ağaç 1-2 milim büyüdükçe ip, tel kullanan var. Tel kullanan gördüm. Ağacın bedenini ne yapıyor? Sıkmaya başlıyor. Bunlar ağaçla beraber genişliyor az bir şey. 1-2 milim şey var. Evet. Şimdi toprağa hemen devam edelim. Şuranın toprağı güzel. Tabii bu normaldi arkadaşlar. Ekip işi. Herkesin iş ayrı olduğu için burada şu an özel yani zevkine yapıyoruz. Yoksa yarın Antep'teyiz. 150-200 tane ağaç var. Onları haşlayacağız. Orada herkesin görevi ayrı. Kalem, biz kalem vuruyoruz, yapıyoruz. İki kişi işte poşet, toprak. Ama burada göstermemiz gereken önemli bir şey var. Buradaki püf noktayı şimdi göstereceğiz. Önemli olan bu. Yoksa toprağın esprisi de bu. Şimdi bir miktar koyduk. Daha sonra şuydu bizim o yaptığımız. Şuydu. Evet şimdi
Arkadaşlar toprağı şöyle bir yerleştirdik. Şunu da şöyle bir toprak biraz daha koyalım. Çünkü baskı yapmayacağız. İlk başta toprağı çok koyup ona göre aşağı doğru baskı yapacağız. Şimdi çok güzel oldu. Evet. Buradaki püf noktada şu arkadaşlar. Aşağı doğru şöyle bastırıp hani hava almayacak hem de sıkıştıracak. İşte soğuk sıcak neyse zararı. Kalemlerin tam hizası olan yer şurayı. İyice buna yerel tabirle hocam depkileme mi diyoruz? Tarhana yaparken filan. Şu şekilde aşağı doğru bastırıyoruz. Bak şişecek yani. Şurası şişsin. Evet. Hava almayacak. Şiş. Bir yerinde aynı bakın şu taraf. Bu arada kalemlere doğru değil. Bak poşete doğru. Yani poşetle beraber yapıyorum ki göz zarar görmeyecek şekilde. Olay budur. Bak kalan yerini zaten normal dolduracağız. Yani toprağı ne kadar çok bomba yapana kadar yap, koyabiliriz şu şekilde. Evet. Şimdi yaptık. Bu tamam. En son ne kaldı? Aşı macunu veya su tut. Yani su tut, aşı macunu. Su tut. Genel itibariyle daha çok tavsiyemiz. Macun sıcaktan bazen akabiliyor. Çünkü gözün üstüne doğru akmaması için dikkat edeceğiz. Yani diğer tarafa dayalı. Burada göz şurada. Yine şu şekilde. Gözden tarafa az macun sürüyoruz yani. Olay bu. Akarsa diğer tarafa aksın. Burası şey değil. Yine göz burada. Diğer tarafa doğru şöyle. Evet. Olay bu. Bitmiştir. Tüm cevizci dostlarımıza selamlar. Elinize sağlık. Eyvallah hocam. Olay budur.